Güller Çamlı belde bir gül açsa, oykuları kaçar Bolu Bey'inin. Çünkü kırmızıdır gül, toprağın ve halkın uyanışına benzer. Bir değil bin gül açıyordu Anadolu'da. Ekmeği ikiye bölsen, aydınlık sesi duyuluyordu halkın. Köyleri tutmuştu aşkın ve terin hünerleri. Bir oldular da Bolu Bey'iyle, kapattılar enstitülere. Falih Rıfkı'nın ulusta çıkan bir baş başyazısı Tonguç Baba başlıklıydı. Sakın bu adı İdris Dağ eteklerinde bir yatır adı sanmayın diyordu yazar. Halkın umut bağladığı bir insanı bir eğitimciyi gönlünde azizleştirmesidir. İlköğretim genel müdürü Hakkı Tonguç'a yakıştırdığı attır bu. Niçin milli şefe küçük dağları kendisinin yarattığını sanan şunca eğitim bakanına değil de Tonguç'a baba diyor halk. Tonguç'u bağrına basıyor. Hatta çocuklarına onun adını koyuyor. Tonguç, kendi bağrından fışkırmış çünkü. Halkın özlemlerini, ileri güçlerinin sağladığı birikimi eyleme çevirmeyi başarmış. Köy enstitülerini yaratmış. Sınıfın yoksulluğunu, ezilmişliğini, sömürülüşünü iliğinde, kemiğinde duyan, bu gerçeği değiştirmek için savaşan, savaşı örgütleyen köylü bir aydındır o. Daha çocukluğunda Rumeli'den gelip okumasına yardımcı olmasını dilediği paşanın evinden kovulunca Kapıda şöyle düşünür. Senin gibi budalalar yüzünden babalarımız cahil kalmışlar, yoksul düşmüşler. Okumak için her şeyi göze alacağım. Ne edip edip okumanın yolunu bulacağım. Benim gibi zahmet çeken çocukların zahmetsizce okumaları için ömrümün sonuna kadar çalışacağım. Koca Paşa, seninle 20 yıl sonra karşılaşmak isterdim. Yazıklar olsun senin paşalığına o paşa da 50 yıldır halkın uyanıp bilinçlenmesini engellemeye çalışan, hatta anayasayı bile halkına lüks sayan daha niceleri de, nice kara gözlüklü kıyımcılar, öğretmenlere hain diyenler de toz olacak, unutulup gidecek. Ama Tonguç, giderek gönüllerde anıtlaşacak, halkın haklarına sahip çıkmasından, ezilenlerden hesap sormasından korkanların uykularını kaçıracaktır. Tonguç dendi mi bir devrim aydınlığı sıcaklığı dolacaktır kafalara ve yüreklere hep. Emekçi halkın köleliklerin her türlüsünden kurtulması için bilgilenip bilinçlenmesini, kendi demokratik düzenini kurup tıkır tıkır işletmesini ister o. Köy enstitüleri bir kurtuluş savaşı örgütlenmesidir bir bakıma. Köy enstitüleri 30 yıl önce kapatılmış, kurucusuna yetiştirdiklerini etmediklerini komamıştır egemenler. O günlerden beri öğretmen kesiminde bir zulüm, bir kıyımdır sürüp gider. Ama halk kimlerin hain olduğunu, kimleri lanetleyeceğini, kimlerden hesap soracağını anlamıştır. Enstitülerin kuruluş günü bir halk, bir emek bayramı olarak kutlanır. Ne diyordu öğrenmeye övgü adlı şiirinde bir eç? Sürgünde misin öğren, zindanda mısın öğren, mutfakta mısın öğren, altmışında mısın öğren ve ne yap yap başa geç.'' Sen aç ve çıplak, al kitabı eline, bir silahtır sana o, sarıl ona başa geç. Tonguç, en geniş boyutlarıyla bu silahı halkın eline vermeyi amaçlayan eğitimcidir. Köyün içine kanımızı, iliğimizi akıtmadıkça, aydınların mezar taşları köylerin yanı başına dikilmedikçe inancıyla savaşmış bir devrimcidir. 1957'de Bedri Rahmi'ye gönderdiği mektupta şöyle der. Okuma yansıma bilmezliğin doğurduğu kötülüklerin bu milleti ne duruma soktuğunu yakından görmeyenler sefaletin derecesini kestiremezler. Buna karşılık en basit anlamda bir ilk öğretime kavuşanların gözleri açılmış köyler gibi dünyayı bütün güzellikleriyle görmeye başlamaları, yedeksiz yürüyecek hale gelmeleri azımsanacak bir nimet midir? Sonra köy enstitülerinin kuruluş yıllarında gittiği Tunceli köylerinden biriyle ilgili bir anısını anlatır. Köyde okul açılmış, çocuklar Türkçe öğrenmiş, kitap okumaya başlamışlardır. Cumhuriyetin ilk ışığıdır bu oralarda. Ama analar babalar Türkçe bilmemektedirler. Yaşlı bir köylü ile aralarında şu konuşma geçer. Bizi arayan soran mı vardı bey? Şu dağların arasında çobanlık, hırsızlık, eşkıyalık yapar, geçinmeye uğraşırdık. Hayvandan farkımız yoktur. Bizi güden çıkmadı. Çok şükür. Çocuklarımız okuyor. Onlar bizim çektiklerimizi çekmeyecekler. Buna kıvanıyoruz. Baba, artık siz kendi kendinizi güdeceksiniz. Bu yol daha iyi değil mi? Yaşlı adam güler. Okuma yazma olmadan böyle şey olmaz. Cahil insanlar onu beceremezler. Önce okumak gerek. Okuma yazmayla gözlerimizi açalım, körlükten kurtulalım ki dediğini yapabilelim oğul. Tonguç mektubunda şöyle sürdürüyor. Geçen yaz aylarında Batı Avrupa'da bir gezi yaptım. Hollanda, İsviçre, Avusturya gibi köylüsü iyi okutulup eğitilmiş memleketlerde köy kültürünün nasıl geliştirilip genel kültüre mal edildiğini yakından gördüm. Bu memleketlerde özellikle köy otellerinde kalarak, köy okullarını ziyaret ederek yurdu nasıl cennetleştirdiklerini öğrenmeye çalıştım. Edindiğim kanaat şu oldu. Bugünkü duruma gelebilmek için aydınlarla sanatçılar çok emek harcamışlar, inançları uğruna savaşlar vermişler. Bizde henüz bu tür insanların sayısı pek azdır. Aydınlarımızın çoğu geçilmesi rahat yolları kollayıp oralara sapı veriyorlar. Dikenleri temizlemek zor geliyor. Batılı aydın zorluklarla çarpışa çarpışa yaşamaktan zevk duyan diri kişi seviyesine ulaşabilmiş köy enstitüleri, işte bu tip insanı yaratmak amacı gidiyorlardı. Yok edilmeye çalışılan değer budur. Uyuşuk, vurdum duymaz, cansız kansız yaratıklar yetiştiren kurumlara kimse ses çıkartmıyor. Batılılarla aynı hizaya gelebilmek, diri bir ulus olarak onların yanında yer alabilmek için sırtımıza orta çağın taktığı kamburları atmamız gerekiyor. Bunun da tek bir yolu var köylü kentli bütün yurttaşları ilk öğretim çarkından geçirmek. 25.02.1957 Bugün bu konu daha büyük bir önemli ortada. Eğitim çalışmaları 60 yıl gerilere götürülmeye kalkışılıyor. Eğitim birliği tamamen bozulmak isteniyor. Atatürk Atatürk diyenler kara gözlüklerinin ardından baka baka ilkokullara Arapça din dersleri koymaya hazırlanıyor. Nerede eğitimin çağdaşlığı, laikliği, okuma yazma bilmezler oranı gittikçe artmakta? Ya halkın öğretmenlerine güdülen düşmanlık? Köylüler ve işçiler eğitim görme hakkından yoksun bırakılmış, akıllarını geliştirmelerine, yaşamı tanımlayıp çözümlemelerine, değiştirmelerine ve çalışma koşullarını geliştirmelerine olanak verilmemiştir okul eğitimi, kapitalist düzenin sürekli olacağına ve yasallığına inanan ner kapitalizm uşaklarının iş anlayışına uygun olarak yönetilmiştir. Edebiyat yaşamım Maxim Gorki Bizde de tutulan yol bu değil mi? Tuncelili köylü de emekçi halkımız da unutabilir mi gerçek eğitimci Tonguç babayı? İzlenmesi gereken yol Tonguç yolu çünkü. özgürleşme eylemi köy enstitüleri. Kurtuluş savaşından sonra halk egemenliğine dayalı çağdaş bir devlet olmaya yönelmişiz. Ama aradan yarım yüzyılı aşkın bir süre geçtiği, 1946'dan bu yana çok partili yaşam sürdüğü halde seçmenlerimizin küçümsenmeyecek bir bölümü parmak basarak belirliyor istencini. Kendi çıkarları doğrultusunda oy kullanabilme aydınlığından, bilincinden yoksun bırakılmış, eğitim hakkına kavuşturulmamışlar siyasal ve ekonomik güç sahipleri kaymağını yedikleri düzenin değişmesine güçlerini yitirmeyi istemezler. Eğitilecekler bu durumu olağan sayacak, sürdürecek nitelikte eğitilmelidirler. Egemenlerin izlediği eğitim politikasının amacı budur. Tüm iletişim araçları da bu doğrultuda işletilir, eğitim kurumları egemen ideolojiyi yükleme aracı olarak kullanılırlar. Devlet değişmez, soyut bir güç olarak bellitir ahlak, gelenek, manevi değerler, ulusal çıkarlar gibi kavramlar ardına gizlenilerek düpedüz sınıfsal eğitimdir. Düzeni yeniden üretmektir politikaları. Planı, izlencesi, dili, kitabı buna göre düzenlenir. Derebeyler derebeyliğin, krallar krallığın, burjuvalar kapitalizmin çarklarının döndürülmesini, sürdürülmesini beklerler eğitimden. Ama yaşam, üretim araçları sürekli bir değişim içindedir baskı makinasının bilgileri yaygınlaştırmasından, aydınlanma döneminden sonra uyanış hızlanmış, yaşamı iyileştirme savaşımı güçlenmiştir. Giderek altyapıyı zorlayan bir özgürleşme eylemine dönüşmüştür eğitim. Kafaları bilgi, elleri beceriyle donatılanlar hem daha çok üretir hem de ürettiklerinin paylaşımını denetleme bilincine ulaşır. Bizde eğitim çizgisi eğitim kurumlarının yaşamdan, halktan, topraktan kopmaları, üreticilikten tüketiciliğe geçmeleri, okur yazarlık ayrıcalığı yaratmaları, sömürü düzeninin buyruğuna girmeleriyle olmuştur. Tutucu güçlerin eğitim kurumları ezberci olmak, düşünceyi dondurmak zorundadır. Orta çağ boyunca ilahi düzenin eğitimi yapılmış, din, düşünme inan, yönetim, düşünme vergini öde, askerler, düşünme öl, şehit ol demiştir halka. Ancak aydınlanma döneminden sonra sen insansın, aklını kullan, dünyayı kendine göre düzenli eğitimle yönelebilmiştir. Bilimlerin, sanatların, teknolojinin gelişmesi layık okulla olmuştur. Bizde de medreseler düşünmeye, araştırmaya kapalı, salt kulluk eğitimi veren yerlerdir. İmparatorluğun ekonomik toplumsal yapısı bilimsel, teknolojik gelişmelere göre değişememiş ekonomik-teknolojik yetersizlik yüzünden giderek yarı sömürge durumuna düşülmüştür. Batılılaşma devinimi de kimi üst yapı kurumlarının kopyacılığından öteye geçememiştir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, dinsel bir imparatorluktan, halk egemenliğine dayalı bir cumhuriyete doğru yol alınmak istenmektedir. Sömürüyü, geriliği yazgı sayan, kurtuluşu başka dünyada arayan insan yurttaş değil kuldur yeni devlet, yurttaşlık eğitimini gerçekleştirmek zorundadır. Halk egemenliğinin engelleri ortadan kaldırılamadan yenileşme devinimlerine girişilir. 3 Mart 1924'te hilafetin kaldırılmasıyla birlikte Tevhid-i Tedrisat Kanunu yani Eğitim Birliği Yasası kabul edilir. Tekkeler, medreseler ve daha sonra imam hatip okulları kapatılır. İzlencelerden din dersleri çıkartılır. 1928'de yeni ABC kabul edilerek eğitimde layıkleşme hızlandırılır. Yeni ABC'nin kabulü sırasında Mustafa Kemal'in söyledikleri akılcı, layık eğitime ne deyin önem verildiğini de vurgulamaktadır. Bizim zengin ve ahenkli dilimiz artık yeni Türk harfleriyle kendini gösterebilecektir. Beyinlerimizi yüzyıllardır demir bir mengene içine sıkıştıran bu anlaşılmaz işaretlerden kurtulmalıyız demektedir. Amerikan, Alman eğitim uzmanlarından yararlanarak eğitim düzeni yenilenmeye, layık, halkçı, ekonomiyi etkileyen bir eğitim anlayışı uygulanmaya çalışılır. Bunlar eğitimin demokratikleşmesi yönünden önemli kazanımlardır. Enstitüler demokrasi tabandan fışkırtıcı eğitim kurumlarıdırlar halk egemenliğinin engellerini ortadan kaldıramayış, geri üretim yaşamının sürüp gitmesi, devrimlerin yaygınlaşıp kökleşmesini engelliyordu. 1936'da nüfusun %85'i kırsal kesimde yaşıyordu. Yarı feodal bir tarım ülkesi durumundaydık. Köylerde okuma yazma bilmeyenler oranı %80'in üzerindeydi. Dış ve iç sömürü yoksul halk üzerinde yoğunlaşıyordu siyasal bağımsızlık kazanılmıştı ama bu durum değişmedikçe ayakta kalmamız olanaksızdı. Yeni bir kuruluş savaşı anlayışıyla tüm halk kaynağını devindirmek gerekiyordu. Safet Arıkan'ın iş başına getirdiği büyük eğitimci Hakkı Tonguç'a göre sorun eğitim sorunu değil, geri üretim yaşamını kökten değiştirmekti. İçinden canlandırılan halk, köleliğin her çeşidinden kurtulmalıydı. Köylü öylesine canlandırılıp biçimlendirilmeliydi ki, bir daha hiçbir kuvvet onu sömürememeli, bedava çalışan iş hayvanı durumuna getirememeliydi. Eğitim de içinde olmak üzere soruna bir bütün olarak bakılmalıydı. Toplumun gerçeklerine, olanaklarına, hızlı kalkınma, çağdaşlaşma özlemine uygun yeni bir çalışma yolu tutulmalıydı. Uzun araştırmalardan, denemelerden sonra köy enstitülerine ulaşıldı. Köy enstitüsü tamlaması yeni bir eğitim terimiydi bilimin yol göstericiliğiyle amaçlanan yaşama biçimini gerçekleştirici etkilerin eğitim ortamına dönüştürülmesi anlamını kapsıyordu. Yalnız okur yaygınlaştırmak, tüm köyleri okula kavuşturmak, yeni tip bir öğretmen yetiştirmek değildi amaç. Hele hele kimilerinin zannettiği gibi kapalı köy ekonomisini sürdürmek hiç değildi tarihsel koşulların sağladığı olanaklardan yararlanarak eğitimi, emekçi üretici halkı bilinçlendirerek siyasal bir güç durumuna getirici, sömürü düzenini zorlayıcı, değişmeye hızlandırıcı bir eyleme, özgürleşme eylemine dönüştürmekte. Elbet, geleneksel yapıyla çelişici bir eylemdi bu. Ama İkinci Dünya Savaşı ortamında Kurtuluş Savaşı'ndan gelen kadroların desteğiyle bir eğitim seferberliği boyutunda uygulandı yaşamdan kopuk, belleğe yük sayılabilecek işe yaramaz bilgiler aktaran kara tahta dört duvar okulu anlayışı bir yana itildi. Böyle diyoruz ya, hiç de kolay olmadı bu iş. Bir boş inancın, kemikleşmiş bir alışkanlığın bırakılmasının atomun parçalanmasından daha güçlü olduğu gerçeği de unutulmamalıdır. Üretimi yeni aşamalara ulaştırıcı çalışmaları eğitim ortamına dönüştürmekse eğitim alanında bir devrimdi üniversite bitirdiği halde evindeki sigortayı değiştiremeyenler, yaşama en küçük bir katkıda bulunamayanlar düşünülsün bir. İnceleme araştırma sonuçlarına göre 20 bölgeye ayrılan ülkede o bölgelerin üretim yaşamını canlandırıcı eğitim imeceleri kurulmaya başlandı. Öğrencilikle işçiliği birleştirerek, kırsal kesimden gelmiş bin kişiyi ürettikleriyle yaşatan, her yönden gelişmelerini sağlayan, sağlıklı yaşam birimleriydi bunlar enstitüler, içinde yaşayanların ortak malları ve ortaklaşa yönettikleri yıkılmaz kurumlar durumuna gelmeli diyordu Tonguç. Üretici güçlerin kendilerini yenileyerek canlanması, örgütlenmesi, yaşamlarına çağdaş boyutlar kazandırmalarıydı bu. Yöneticileri, usta öğreticileri, eğitim başıları, sanat başıları, küme başıları ve benzeriyle sömürüyü ahlak dışı sayan yepyeni bir toplum herkesi yeteneğine göre işe yaratan, yapıcı, yaratıcı duruma getiren, çalışmaları yarışmaya değil, dayanışmaya dönüştüren coşkulu bir yaşam. Çalışma izlencelerini kendisi saptayan, doğanın üstüne titreyerek, onun güzelliklerine güzellik katarak katkıda bulunduğu oranda almanın, topluma yararlı olmanın mutluluğunu duyan bir topluluk. Tabandan fışkıran gerçek bir demokrasi. Dönemin koşullarında üretimi yeni aşamalara ulaştıran, teknolojiyi yenileyen, kırsal kesimdeki nüfusu meslekleştirerek üretim yaşamını örgütleyen dönüşümleri gerçekleştirmeye, sanayileşmeye yöneliktir atılım. Enstitülerde uygulanan ilkeleri şöylece saptayabiliriz. 1. Her enstitü ürettikleriyle kendi kendine yeten, öbür enstitülerle dayanışmayı sürdürerek bağımsız işletmelere, çağdaş, demokratik yaşam birimlerine dönüşmeyi amaçlar. Üreterek eğitir, eğiterek üretir. Sorumluluk duyguları gelişmiş, sağlıklı kişilikler geliştirir. 2. Yaşama, çalışma izlenceleri imece topluluğunca ortaklaşa saptanır. Başarı ölçüleri imecenin gelişen özüne göre oluşur. 3. İşleyiş, toplumsal yapıları kireçlendiren bürokrasi çarkının dışında tutulur. Bunu sağlayıcı yasalar çıkartılmasına çalışılır. 4. Çeşitli işlerde çalışarak kişiliğin çok yönlü gelişimi sağlanır. Her insana toplumda saygın bir yer kazandırılır. 5. Enstitü enstitü arası, enstitü köyler arası imecelerde toplu iş görme geleneğinize yeni boyutlar kazandırılır. 6 işliği, dersliği, uygulama alanı ile küçük bir enstitü gibi gelişen köy okullarında ilk eğitim 8-10 köy arasında kurulan, yörelerinin donanım merkezi olarak gelişen bölge okullarında orta öğrenim gerçekleştirilirken kooperatifçilikle üretim yaşamı tabanda örgütlenir. 7. Enstitü çıkışlılarla, enstitü kesimiyle ilişki sürdürülerek gelişen koşullara göre eğitimde süreklilik sağlanır. 8. Enstitülere öğretmen yetiştiren, bir köy üniversitesi gibi gelişen Yüksek Köy Enstitüsü bir inceleme araştırma merkezi olarak çalışmalara ışık tutar. Enstitülerin 2. Dünya Savaşı koşullarındaki çalışmaları 1946'ya değin özgünlüklerini koyabildi. 6 yılda ulaşılan sonuçlar halkın gücünü devindirmenin neler yaratabileceğini somutlayacaktı. Öğretmen yetiştirmede 110 yılda ulaşılan sayı aşılmıştı. Okul sayısı 5 binden 17 bine, öğrenci sayısı 380 binden 1,5 milyona çıktı. 600 sağlıkçı, 9 bin eğitmen yetiştirildi. 10 yılda tüm insanımızın sağlıklı eğitim hakkına kavuşturulması planlandı. Çok partili yönetime geçildiğinde iktidar olan CHP'nin sağ kanadı, Cumhuriyet dönemi kazanımlarını oy pazarına sürdü. 1945'te çıkartılan Toprak Kanunu'na karşı çıkanların başını çektiği muhalefet saldırılarını eğitim seferberliğine yöneltti. Enstitüler yozlaştırılarak bir kıyam bastırıcısına kapatıldı. İkili anlaşmalar, yabancı sermaye, küçük Amerika olacağız derken yeni sömürgeciliğin dümen suyuna gidildi. Giderek ekonomimiz gibi eğitimimizde Amerikalı uzmanlar güdümüne sokuldu ulusallık, laiklik, çağdaşlık ilkelerinden uzaklaşıldı. 1961 Anayasası özgürlüklerin sınırlarını genişletiyor, insan haklarına dayalı sosyal devlet olma ilkelerini getiriyor, eğitiminde buna göre düzenlenmesini istiyordu. Az gelişmiş ülkelerin anayasaları için karbon kağıdıyla kopya edilmiş anayasalar deyimi kullanılmaktadır. Geleneksel yapı bu anayasaların uygulanışını engeller. Bizde de böyle oldu. 12 Mart döneminde lüks sayılarak budanan anayasa 12 Eylül döneminde rafa kaldırıldı. Biçimsel demokrasilerde geri üretim yaşamanın, geleneksel yapının kıskacındaki eğitilmemiş halk kendinden yana bir iktidar oluşturamaz. İktidar belli sınıfların elinde kalır. Menderes böyle bir toplumda yapılacak seçimlerin niteliğini ben istesem bir odunu bile milletvekili seçtirebilirim sözüyle çarpıcı biçimde somutlamıştır. Profesör Hıfzı Beldet Veli Dedeoğlu'nun tanısıyla 12 Eylül karşı devrimiyle geleceği karartılmış bir toplumuz bugün. Örgütlenme, sendikalaşma özgürlükleri yok edilmiştir. 1982 Anayasası'na konan zorunlu din dersleriyle eğitim birliği bozulmuştur. Atatürk devrimleriyle, köy enstitüleriyle kazandığımız saygın durumu yitirerek boynu eğri bir toplum durumuna düşürüldük bizi bu duruma düşüren egemen güçlerin bağımlı politikalarıdır. Bu politikaların türevi olan eğitimin nitelikleri şöyle sıralanabilirler. 1. Eğitim özgürlükçü, demokratik işitlikçi değildir. Yetişenlere çağ dışı ideolojiler yüklenmeye çalışılmaktadır. Laik eğitimin yerini kulluk eğitimi almıştır. 2. Gelir dağılımı dengesiz olduğu, sosyal adalet ilkeleri bir yana itildiği için Eğitimde fırsat ve olanak eşitliği yoktur. Bölgeler, köy, kent, sınıflar arası okullaşmada, eğitim harcamalarında, verilen eğitimin niteliğinde büyük ayrılıklar vardır. Görebildiği kadar eğitimden sonra herkes sınıfsal yaşamına dönmektedir. 3. Eğitim bir pazar metaına dönmüştür. Çok pahalıdır. Üniversiteler bilim ve araştırma yurdu olmaktan çıkmıştır eğitim düzeni bir kıyım makinası gibi çalışmaktadır. Üniversite kapılarına yığılanların sayısı 600 bine ulaşmıştır. Özel okulculuk, özel dershane ticareti alıp yürümüştür. 4. Eğitim kurumları yaşamdan kopuktur. Verilen eğitim kurtakçı sanayinin dışarıdan alınan eskimiş teknolojileri için bile yetersizdir. 5. Eğitim kurumlarının yönetimleri, işleyişleri, eğitimin içeriği antidemokratiktir. Okullar yönetimin karikatür modelleridir. Bilgilenme, bilgilendirme özgürlüğü yoktur. Baskılar, korkular, dayatmalarla düzene uygun kafalar oluşturma yolu tutulmuştur. 6. 150 yıllık öğretmen yetiştirme deneyimleri bir yana itilerek öğretmen yetiştirme kaynakları kurutulmuş okul yapımı varsaların merhametine bırakılmıştır. Özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik eğitim Eğitimin demokratikleşmesi, halk egemenliğinin gerçekleşmesine, işçinin, emekçinin kendi eğitim politikalarını uygulayabilecek güce ulaşmasına, kalkınmada sosyal adalet ilkelerinin uygulanmasına bağlıdır. Başta da vurgulandığı gibi eğitim bir özgürleşme eylemidir. Egemenlerin çabalarına karşın bilgilenme, bilinçlenme önlenemez. İngiliz Tutucu Partisi Milli Eğitim Bakanı Earl Baldwin şöyle diyor bir konuşmasında. Öğretim bu dünyada her şeyden önce yüzde yüz dürüst, yüzde yüz özgür olmalıdır. Öğretmen hiçbir zaman devlerin uşağı olmamalıdır. Yani hükümet ister sağ ister sol ister orta olsun onun istediğini zannettiği şeyleri savunmamalı ve öğretmemelidir öğretmenin tek amacı gerçeği olduğu gibi belirtmek olmalıdır. Vedat Günyol, Orman Işırsa Evet, toplumun geleceği açısından eğitim işleri gelip geçici hükümetlerin güdümünden kurtarılmalı, özgürleşme eylemini yürütenler, devrimci imecelerdeki gibi kişilikli yetiştirilmeli, krevli toplu sözleşmeli sendikal haklara kavuşturulmalıdır. Eğitimin demokratikleşmesi, yaşamın demokratikleşmesi savaşımıyla özdeştir layık, çağdaş, halktan yana, kendi toplumumuzun gereksinimlerine uygun bir eğitim düzeninin yaratılması tüm demokratik güçlerin görevidir. Öğretmen, toplumun yeniden üretilmesinde eğitimin işlevini, eğitim düzeni içinde kendi yerini, eğitimin içeriğini, kime nasıl hizmet ettiğini iyi kavramışsa, kişilikli ve bilinçli ise, vereceği eğitimde özgürlükçe düşünce ve davranışı geliştirici yönde olur. Öğretmenler, kendi örgütlerinin etkinlikleriyle bu bilinç düzeyine ulaştırılmalıdırlar. Sürdürülen olumsuz çalışmaları olumlu yöne çevirmek, toplumdaki düzensizliklerin farkına varacak, ekonomik bağımlılığın, kültürel yozlaşmanın sorumluluğunu duyacak, koşulları geniş halk kitleleri yararına değiştirecek, bu alanda karşısına çıkacak engelleri yenecek, yetkinlik ve etkinlikte kuşaklar yetiştirmek amaç budur. UNESCO'nun isteği üzerine uluslararası bir komisyonun hazırladığı raporda eğitim sistemlerinin yenilenmesi gerektiği vurgulanıyor. Seçkin bir tabakanın malı olan ve amacı orta sınıf değerlerini oldukça sınırlı bilgilerini kuşaktan kuşağa aktarmak olan eğitim sistemlerinin kitlelerin gereksinimlerini karşılayamayacağı ortadadır. Bu sistemler günlük yaşamda olumlu sonuçlar vermeyen değerleri öğrencilere zorla kabul ettiremezler. Ayrıca insan bilgisinin sürekli olarak özellikle bilimsel alanda gerçekleşmesi sonucunda artık bu sistemlerin modası da geçmiştir ve yenileşmeyi gerçekleştirici stratejiler öneriliyor. Bunlar köy enstitülerinde uygulanan ilkelerle çakışmaktadır. Eğitim sürekli olmalı, dört duvar arasına sıkışıp kalmamalı, yaşamın tümünü kapsamalı, herkese olanak eşitliği sağlanmalı, gelişen yaşamın gerisine düşmemeli, bireysel toplumlar yaşamı iyileştirmelidir. Enstitülerin gücü buradadır ve bugün de dünyanın özlemi, insanı, yaşamı bir bütün olarak algılayan özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik, çağdaş ve sürekli eğitimdir. Değerli yazarımız Yaşar Kemal şöyle diyor. Hoca geliyor, söylüyor, çocuklar ezberliyor. Bu çocukları köleleştirme eğitimidir. Köle olan köle yapmaya çalışır. İnsanlar her yerde böyle yetiştirildikçe barış olmaz. Biz köy enstitüleriyle eğitime yaşayarak ve yaratarak eğitimi katmıştık. Böyle bir eğitime doğru gidilseydi dünyada savaş olmazdı. Çünkü o doğayla, gökyüzüyle, eşya ile birlikte gelişen gerçek bir insan olurdu. 20. yüzyılda Türklerin yarattığı ve insanlığa armağan ettiği en büyük iştirköy enstitüleri. Ben üç şeyle övünmesini isterim Türkiye'nin. Atatürk'ün gerçekleştirdiği kendine dönüş ve bağımsızlık politikası, Hakkı Tonguç'un gerçekleştirdiği demokratik eğitim ve Nazım Hikmet'in getirdiği insancıl, ulusal şiir. Az katkı değildir bunlar insanlığa. Atom icat etmekten daha büyük bir katkıdır. Çünkü atomu insanları öldürmek için kullanıyorlar. Enstitülerin 50. kuruluş yıl dönümünde Yaşar Kemal'e katılmamak mümkün mü? Ek. Yeni eğitim stratejisinde 21.1. nokta. 1. Sürekli eğitim ileriki yıllarda kalkınmış ülkelerin olduğu kadar kalkınma yolundaki ülkelerinde eğitim politikalarının ana konusu olmalıdır. 2. Eğitim, okul duvarları arasına sıkışmayıp İnsanın tüm yaşamı boyunca sürmelidir. Eğitimde toptan bir yenilenmeye gidilmeli ve eğitim gerçek bir halk hareketinin boyutlarını edinmelidir. 3. Eğitim birçok yoldan sağlanmalıdır. Önemli olan izlenilecek yol değil, öğrenilen ve kazanılan gerçek bilgilerdir. 4. çeşitli eğitim sınıfları, çevrimleri ve düzeyleri arasındaki yapay ya da eskimiş engeller ortadan kalkmalıdır. 5. Okul çağında olmayan çocukların eğitilmesi 1970'lerin baş amacı olmalıdır. 6. Milyonlarca çocuk ve genç her türlü öğrenimden uzak kalmaktadır. Şu halde eğitim politikalarında ilk gerçekleştirilecek amaç değişik biçimlerde ulusal olanak ve gereklere göre temel eğitimin genelleştirilmesidir. 7. Daha ilkokuldan başlayarak Toplu olarak eğitime kuramsal, uygulamalı ve teknolojik bir özellik verilmelidir. Değişik dallardaki öğretimler arasındaki katı ayrımlar ortadan kaldırılmalıdır. 8. Eğitimin amacı yalnızca belirli bir mesleğe göre yetiştirmek değil, onları özellikle farklı mesleklere, üretim biçimlerine, çalışma koşullarına ve yeniliklere uyabilmeye hazırlamaktır. 9. Teknik yetişmenin sorumluluğu yalnızca okul sisteminin sırtına yüklenmemelidir. Bu sorumluluk okullar, kurumlar ve okul dışı eğitim arasında paylaştırılmalıdır. 10. Yüksek öğretim genişlemeli ve yaygın bir çeşitlilik kazanmalıdır. Bu da her şeyden önce üniversite hakkındaki geleneksel tutumların değişmesini gerektirmektedir. 11. Çeşitli türde öğretimlere ve profesyonel görevlere başlayıp Herkesin kendi durum, yetenek ve bilgisine bağlı olmalıdır. 12. Okulda ya da okul dışında yetişkin eğitimin ivedilikle gelişmesi, önümüzdeki 10 yıl içinde uygulanacak eğitim stratejilerinin en önemli hedeflerinden biri olmalıdır. 13. Okuryazarlığın sağlanması için gösterilen çabalar, ülkenin sosyoekonomik gelişimine uygun düşmelidir. 14 dil laboratuvarları, kütüphaneler, audiovisüel araçlar gibi kişinin kendisine eğitmesine yardımcı olan araçlar tüm eğitim sistemlerinde de kullanılmalıdır. 15. Eğitim sistemleri, tekniğin yeni olanakları göz önünde tutularak tasarlanıp planlanmalıdır. 16. Öğretmenler eğitim teknolojilerinin sırtlarına yüklemiş olduğu yeni görevlere hazırlanmalıdırlar. 17. Öğretmenlerin görevi, hangi öğrenim kesiminde olursa olsun hep aynıdır ve aynı kalmalıdır. İlkokul, teknik okul, ortaokul, lise öğretmenleri ve profesörler arasında hiçbir derece farkı gözetmemek gerekir. 18. Öğretmenlerin bilgi aktarma uzmanlarından çok eğitimci olmalarını sağlamak üzere öğretmen eğitiminde köklü gelişmeler yapılmalıdır. 19. Eğitimde meslek öğretmenlerinin yanı sıra işçi, teknisyen ve benzeri gibi yardımcılara başvurulmalı ve ayrıca orta ve yüksek öğrenim öğrencileri arasında yardımlaşma ve işbirliği gerçekleştirilmelidir. Çünkü gençler başkalarını eğitirken kendilerini de eğitmiş olurlar. 20. Geleneksel uygulamaların tersine bugün öğrenci öğrenimin önceden konmuş kuralları önünde eğileceği yerde asıl öğretim öğrenciye uymak zorundadır. 21 küçük olsun, büyük olsun öğrenciler konu olarak sadece kendi eğitimlerinde değil, tüm içinde eğitim kurumunda sorumluluklar yüklenmelidir. UNESCO'nun aylık dergisi Not Klasik okullarda koşullanmış kafalarla, kalıplaşmış bilgilerle köy enstitülerini değerlendirmeye kalkışanlar için şaşırtıcı gelebilir. Ama bu stratejiler hatta daha da ilerileri enstitülerde uygulanmıştır. Kapanışlarından 40 yıl sonra da konunun canlılığını sürdürmesi buradan kaynaklanmaktadır. Ulusal eğitimimizin geçmişte en yaratıcı, en verimli dönemi hiç kuşku yok ki Hasan Ali dönemidir. Düşüncemiz, sanatımız, ekinimiz boylanır, başına kalkar bu dönemde eğitim düzenimiz, özellikle köy enstitüleriyle yaşamla bütünleşme, değişimi hızlandırma, tüm insan gücümüzü işe yaratma açısından dünyanın geliştirdiği klasik eğitim kurumlarını aşar. Bolluklu hasatlar yakındır. Bağımsızlık savaşımız nasıl mazlum milletlere kurtuluşun yolunu açmışsa, Hasan Ali dönemi de kendi kaynaklarına dayanarak kalkınmanın, bağımsızlığı kökleştirmenin örneğini vermiştir çok genç yaşta yitirdiğimiz değerli bilim adamı Orhan Burian, Mustafa Kemal doğunun rönesansıdır demektedir. Gerçekten de teokratik devlet anlayışını yıkarak, bilimin öncülüğünde çağdaşlaşmaya yönelerek doğu insanına kendini bulma, akılcı yaşam yolunu o açmıştır. Doğu da bin yıldır düşüncesini, elini bağlayan zincirleri kıracak, kendini yenileyebilecektir. Bu düşüncenin en çok Hasan Ali döneminde somutlaştığını görüyoruz. Örneğin Profesör Tütengil temelde bir Rönesans hareketi diyor köy enstitüleri için. Elbet bir birikimin sonucuydu bu dönem. Düşün ve ekin adamlarımızın ortaklaşa ürünü. İmece başı. Hilmi Ziya Ülken, Ali çok ve büyük bir iş yaptı diyor. Marif Şurası, Ahlak Şurası, Tercüme Kongresi, Felsefe Terimleri Komisyonu, Köy Enstitüleri, Orta Öğretimde Birlik. Yüksek öğretimle orta öğretim uyarlanması, dünya klasikleri tercümesi, nihayet üniversite muhtariyeti. Evet, Hasan Ali Yücel çekirdekten yetişme bir bakan. Toplumumuzun seçkin bir ekin ve sanat adamı. Doğu'yu da, Batı'yı da çok iyi biliyor. Yıllarca öğretmen, bakanlık müfettişi, genel müdür olarak çalışmış. Milli eğitim avucunun içi. Ona göre Milli Eğitim Bakanı demek toplumdaki gizil gücü yani potansiyeli çağdaşlaşma yolunda devindiren tüm insanımızın kafa ve kol gücünü coşkulu bir imeceye başlatan demektir. Tonguç gibi, Rüştü Zel gibi genel müdürleri var. Kolları sıvıyor. 1939'da ilk marif şurasını topluyor. Mesleğin yetişkin adamları, ekinimizin, eğitimimizin sorunlarını enine boyuna inceliyorlar o şurada deneyler, düşünceler birikimi harman ediliyor. Bir tane saptan ayrılarak bir milli eğitim planı düzenleniyor sonunda. Batı, fikirden korkuyu kaldırmakla başlar diyen adam her kafayı, her değeri ülke hizmetine koşuyor. Hasan Ali dönemi, Şuracı hazırlanan milli eğitim planının onun imece başılığında uygulandığı dönemdir. Bir yandan Batı'nın kültür kaynaklarına, bir yandan Türkiye'nin insan kaynaklarına, Kısacası bir yandan hümanizmaya, bir yandan köylüye gitmek. Karanlıklar içinde çoğunluk ve yarım yamalak bir tanzimat aydınlığıyla yeni Türkiye'nin kurulabileceğine inanmıyor. Eğitim ve öğretim ilkelerinin bu acı gerçeğe çevrilmesini istiyor. Köy enstitüleri ve dünya klasikleri için yıllarca geceli gündüzlü, cenkleşe tartışa, Büyük Millet Meclisi'nden köy kahvelerine kadar her yerde giriştiği savaşın özü buydu. Atatürk'e en iyi anlayan, Cumhuriyet Milli Eğitimini yoğuran adamdır Yücel. Yazgısı Atatürkçülükle özdeşleşmiştir. Çok partili döneme geçerken en çok saldırıya uğrayan odur. Atatürk'ü ve eserlerini yıkmak için önce bizim gibi Atatürkçü ve devrimcileri adi iftiralarla yıkmaya çalıştılar der Hayri Alpar, bize göre de yayınlanan köşe yazısında. Mustafa Kemal'e göre geçmiş dönemlerin eğitim anlayışı, uygulamaları yarı sömürge durumuna düşmemizin, yıkılışımızın en önemli nedenleri arasındadır. Cumhuriyet fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuşaklar yetiştirmelidir. Ancak böyle kuşaklar tüm kafa güçlerini ortaya koyup çağdaş bir toplum yaratabilirler. Eğitim bir buyurma aracı, bir süs olmaktan çıkartılmalı, dünyayı yaşanası duruma getirmeye yaramalıdır. İşte ilk şura bu doğrultuda eğitimi bir özgürleşme eylemine dönüştürmeye yönelmiştir. Tonguç'un deyişiyle köylüyü köleliklerin her türlüsünden kurtarmayı amaçlayan eğitim seferberliği, köy enstitüleri atılımı böyle başlamıştır. Görüldüğü gibi bilen insanlardan oluşan bir toplum yaratılmak isteniyor. Ama bilgilendirme, vatandaşı siyasi ve ekonomik kudret sahiplerinin köleliğinden kurtarıcı olacak üretim teknolojisini yenilemeye, toprak reformuna yönelme bu yüzden toplum bol üreten, hakça bölüşen, kendi kendini yönetebilen bir toplum haline gelecek. Enstitülerin kendi kendini yönetebilen, üretimi yeni aşamalara ulaştırıcı eğitim imeceleri olarak kurulması da bundandır. Tercüme bürosu çevresinde toplanan aydınlar harıl harıl Batı'nın başyapıtlarını Türkçeye kazandırmaya çabalıyor. Her yıl Cumhuriyet Bayramı'na belli sayıda çeviri yetiştirme programlanmış. Çevirilerin baş okuyucusu devlet başkanı. Edebiyatımızda, sanatımızda ve fikirlerimizde istediğimiz yüksekliği ve genişliği bol yardımcı vasıtalar içinde yetişmiş olanlardan beklemek tabii yoldur. İnönü Liselerin yazın eğitimine yardımcı olmak üzere bir de okul klasikleri dizisi başlatılmıştır. Ancak sağlam düşünce ve sanat yapıtlarını okuyarak yetişenler sağlıklı düşünebilir, hoşgörülü olur, insancıl duyarlılıkla donanır. Sokrates'in savunmasını, hamleti, cimriyi okuyan, özümleyen öğrenci sınırlarını genişletmiş, dünya düşüncesine, sanatına açılmaya başlamış olmaz mı? Bir düşünce, bir bilinç ortamı yaratmadıkça düşünen, arayan, fikri, vicdanı, İrfan Hür insanlar yetiştirilebilir mi? Hasan Ali iyi bir imece başıdır demiştik. Gizil gücümüzü devindirip coşkulu bir imece yaratmayı başarmıştır. Tonguç'un büyük adam olduğunu bilir. Kent soylu eğitim anlayışının aşıldığını, eğitime yeni boyutlar katıldığını görür. Giderek tüm eğitim düzenimizi bu öze göre düzenleme hazırlığındadır. Tarihimizde onun döneminde yetişen öğretmen kuşağınca özveriyle çalışan, yurdun her yanına, işine alın terini katan, acı çeken, yılmayan bir kuşak var mıdır? Bir kişinin atacağı dev adımları değil, bin kişinin atacağı insan adımlarını özleyen Yücel, gerçekten Cumhuriyet döneminin en başarılı bakanıdır. Hasan Ali Yücel'in Köy Enstitüleri 2. broşürüne yazdığı ön sözden. Köy enstitülerinin sayısı 20'ye çıkmıştır. Bu kurumların kız ve erkek öğrenci sayısı 16400'ü bulmuştur. Bunlardan 2000'i bu ders yılı başında enstitüyü bitirerek köy okullarına öğretmen tayin edilecektir. Enstitülerin dershane, yatakhane, mutfak, işlik, ahır, depo, garaj, öğretmen evi gibi türlü ihtiyaçları için 306 bina yapılmıştır. Bu kurumlarda 15 bin dönüm yer işlenip ekilmiştir. Bu kurumlara ait topraklara meyveli meyvesiz 250 bin fidan dikilmiştir. Bazı enstitüler çevrelerinde ormanlar meydana getirdiler. 1500 dönümlük yer sebze ziraatine elverişli duruma getirildi. 1200 dönüm bağ yapıldı. Enstitülerde 9 bin baş hayvan vardır. Enstitülerin ilişkileri 16400 öğrencinin giyeceklerini, yapıcılık, demircilik ve ziraat işleriyle ilgili her türlü işleri yapabilecek duruma getirildi. Bu işlikler yer yer dolaylarındaki köylerin ihtiyaçlarına da cevap vermeye başladılar. 16 enstitü öğretmen ve öğrencilerin emeğiyle elektriğe kavuştu. Köy enstitülerine öğretmen yetiştirmek üzere Hasanoğlu'nda bir yüksek köy enstitüsü açıldı. Buraya enstitü mezunlarından 130 öğrenci alındı. Köy okulları ve enstitüleri teşkilat kanunu ile köy sağlık memurları ve ebeleri kanunları Büyük Millet Meclisi'ne sunularak çıkartıldı. Enstitülerin ders dağıtım ve müfredatını ihtiva eden programları 5 yıllık denemelerden de istifade edilerek milli eğitim ve genel öğretim prensipleri göz önünde tutulmak üzere tespit olundu. Enstitülerden mezun olacak öğretmenler için 2000 köyde hazırlıklara başlandı. Bu köylerde okullara aranzi tahsisi, okul binası ve öğretmen evi yapma işlerine girişildi. 29 Mayıs 1944 Marif Vekili Hasan Ali Yücel Filozof Russell ile Tonguç Boş yere çekilen acıları, eziyetleri ortadan kaldıramamış mutsuz bir toplumuz toplum düzenine, eğitime, bilimsel açıdan bakamamış nice kuşakları ziyan etmişiz. Günümüzde eğitimin amaçlarından biri de kişiyi, ülkesinin ekonomik düzenini, toplumsal koşullarını öbür uluslarınkiyle kıyaslayacak, kendisinin, halkının toplumsal ekonomik koşullarını araştırma, inceleme yoluyla kavrayacak, bu koşulları geniş halk kitleleri yararına değiştirecek, bu alanda karşısına çıkacak engelleri yenecek yetkinlik ve etkinliğe kavuşturmaktır diyorsak, bu, büyük eğitimci Tonguç'un gözümüzü açmasındandır. Ünlü filozof Russell da eğitim üzerine çok düşünmüş kafalardan biridir. Barışa, özgürlüğe, mutluluğa ancak eğitim yoluyla varılabileceğine inanmaktadır. Ama bugünkü eğitimle değil, baskısız, korkusuz bir eğitimle, insanları canlılığa, duyarlığa, yiğitliğe yönelten, aklı geliştiren bir eğitimle yaşamını kurduğu eğitim düzenini, savunduğu düşünceleri düşünürsek, Russell için söylediklerimizi Tonguç için de söyleyemez miyiz? Onun da anatemi eğitim yoluyla canlandırılacak insan değil mi? Russell'ın eğitim üzerine adlı yazısını okurken boyuna Tonguç çıktı karşıma. Kim yerde konuşan Russell mı, Tonguç mu deyip durakladım. Öylesine bir yakınlık kurdum aralarında. Tonguç gözümde daha bir büyüdü. Çünkü o bu düşünceleri gerçekleştirecek eğitim kurumlarını, düzenini yaratmasını bilmiş, toplumunu daha derinden etkilemişti. Russell yazısında Atina eğitimini, geleneksel Çin eğitimini, Cizvit eğitimini, İngilizlerin Dr. Arnold sistemini yani tüm dünyanın eğitim alanında ortaya koyduklarını inceliyor. Özelliklerini belirtiyor, eleştirilerini yaparak eksiklerini ortaya koyuyor. Eğitimle ne çeşit bir insan yaratmak istediğimizi bilmek esas olduğuna göre gerçek insana temel olabilecek özellikleri saptamaya geçiyor bundan sonra. Ona göre gerçek insanda bulunması gereken özellikler şunlardır. Canlılık, yiğitlik, duyarlık, aklı geliştirme. Tonguç'un gerçekleştirdiği eğitim düzeni bu özellikleri taşıyan insanlar doğurma amacını gidiyordu. Düşünceler arasında şu koşutluğa bakın. Altı Russell. Sağlamlıkla, etkinlikle, çevreyi incelemekle, yaşamın tadını çıkarmakla açıklayabileceğimiz bir özelliktir. Eğitimden beklediğimiz canlılık. Aldı Tonguç. Başarı çelenklerine bürünen, vücutları sağlam, sağlıkları yerinde olan enstitüller, hayatı seven, ondan zevk alan, yaşamaya doymak bilmeyen, inzivadan hoşlanmayan, onun ruh karartıcı etkilerine karşı koymayı bilen kimselerdir. Evet, canlılık, eğitim yoluyla canlandırma, yaşamı güzelleştirme, dünyayı yaşanası duruma getirme Tonguç'un eğitiminin özüdür. Andır asıl. Genellikle korku insana büyüklerce aşılanmaktadır. Gösteriş olsun diye korkmaz görünme, korkuyu baskıyla yenme hiçbir değer taşımaz. Önemli olan korkuların içten yenilmesidir. Kadınlar ve erkekler korkusuz yaşayabilecek şekilde eğitilebilirler her çeşit düşünceye, kımıltıya karşı uygulanan aşırı sertlik bir korkaklık belirtisidir. Yiğitlik, insanın kendine olan saygısı ile kişisel duygulardan sıyrılmış bir hayat görüşü bileşimi olmalıdır. Enstitülü haksızlığa, kötülüğe boyun eğmez. Bunları gidermek için gerekirse savaşır. Bir parazit gibi başkalarının veya milletin sırtından geçinmek isteyenlerden iğrenir. Yalnızca emeğine güvenir açık yürekli olmayı, mertliği ilke bilir. Modern yaşayışın zorluklarıyla uyuşamayan davranışlarla, bunların eski kuşaklar üzerindeki etkileriyle çarpışır. Köy Enstitüleri 2, sayfa 55 Korkuyu içinden yenmiş insan olmak değil mi bu? Russell'ın önem verdiği üçüncü özelliğe, duyarlılığa gelince. Duyarlılık, yiğitliği düzeltici, ölçülü bir hans ve acı duyma, özellikle iyi etkenler karşısında haz ve acı duyma diye tanımlanıyor. Acı çekme, çekildiğini bildiğimiz acılara karşı sempati, yakınlık duyma ile gelişeceği belirtiliyor duyarlığın. Savaşta oğlunun sakat kalmasını korkunç görür insan ama bir milyon kişinin sakatlanmasını bir milyon kez korkunç saymaz. Duyarlık bu duygusuzluğu azaltmalı işte. Tonguç, eğitim yoluyla ülkeyi canlandırma, yüzlerce yıllık acılara son verme, toplumda insanlığı kapsayan bir duyarlılığı geliştirme amacı güden bir eğitimciydi. İç içinde yorulan insanlar içlerini intikam, kin, kıskançlık, kibir ve dedikoduculuk gibi duygulardan arındırmaya var güçleriyle çalışırlar. Kötülükleri ortadan kaldırarak, yaraları sararak başkalarının mutluluğunu hazırlarlar. Tüm insanlığın kurtulması, barış içinde yaşaması uğruna savaşın veren Russell, yazısında Akıl canlı merakla beslenir. Merak verimli olması için gözlem, bilgi elde etme inancı, sabır ve çaba gibi bilgi edinme yollarına bağlanmalıdır. Geniş görüşte insanlar yetiştirmek eğitimin başlıca amaçlarından biri olmalıdır. Akıl elde edilmiş bilgiden çok bilgi edinme yoluyla gelişir diyor ve şöyle bağlıyor sözünü. Endüstri devriminden sonra yoksulluk sadece kolektif bir aptallığın sonucudur. Duyarlık, insanlarda yoksulluğu ortadan kaldırma isteğini uyandırır. Akıl, ona bu işte yol gösterir, cesarette bu yolu benimsemeye götürür. Ve Russell'a göre eğitim yeni dünyanın anahtarıdır. Tonguç'ta tüm gücüyle bu amaca varılması, kolektif aptallığın yenilmesi için savaşmaktadır. İş içinde, iş vasıtasıyla, iş için eğitilenler sürekli olarak doğayla savaş halindedir maddeyi değiştirerek kendilerini değiştirirler. Akla durduran, geliştirmeyen öğretimin yerine inceleme, araştırma, gözlem, tartışma, öğrenme ve uygulama almıştır. Kurulan eğitim imecelerinde duyarlılıkla, akılla, yiğitlikle yoksulluğu yenme savaşına girişilmiştir. Görüldüğü gibi Russell'ın yeni dünyayı yaratacağına inandığı gerçek insan için saptadığı, eğitimin amacı saydığı özellikler Tonguç'un köy enstitüleriyle kazandırmaya çalıştığı özelliklerdir. Köy enstitülerini sadece belli bir dönemde ve köylerimiz için özgün buluş sayanlar, onlara deneme deyip geçenler, temeldeki bilimsel yanlıştan söz edenler, Tonguç'un geliştiği işin büyüklüğünü anlayamayanlardır. Köy enstitüleri, toplumumuzun ve dünyanın özlemini çektiği, gerçek insanı yoğuracak eğitim kurumlarıdır. Köy Enstitüleri Dergisi Köy Enstitüleri Dergisi 1945'te Hasan Oğlan Köy Enstitüsü'nce çıkarılmaya başlanmıştır. İlk sayıya Ülkümüzün Yolculuğu başlıklı bir yazı yazan dönemin Milliyetin Bakanı Hasan Ali Yücel şöyle diyordu. Gönlümün duru dileği olarak söylüyorum. Bu dergi köy enstitülerinde okuyan ve köydeki kardeşlerini milyonluk bir kitle olarak okuyup yetiştirecek olan Yeni bir çağdaşlar kafilesinin ülke yolunda buluşma yeri olsun. Unutmayalım ki tarihe geçmek liyakatini kazanan her devir kendi tapınağını kendi eliyle yapar. Bütün bu düşünceler bir ana fikirde toplanıyor. Ne için yaşadığımızı bilmek. Dergi ne için yaşadığını bilenlerin ürünlerini sunuyordu okurlarına 3 ayda bir. 20 enstitüden seçilip gelen yazıları harman ediyordu. Yüksek Köy Enstitüsü Dergi Kolu, Sabahattin Eyüpoğlu'nun kılavuzluğunda yazıları inceliyor ve yayına hazırlıyordu. Üç bölümden oluşmaktaydı dergi. Köy incelemeleri, enstitü çalışmaları ve de haberler. İlk bölümde bilimsel incelemeler, ikinci bölümde yeni bir yazın anlayışı, beğenisiyle yetişenlerin özgün yaratıları, son bölümde de 3 ayda enstitülerde yapılan işler, olup bitenler yer almaktaydı. Değerli bilim adamı Hıfsı Valdet Veli Dedeoğlu Baltalanan bir kalkınma hamlesi adlı yazısında şöyle diyordu: Köy Enstitüleri dergisinin 1945'te yayınlanmış olan birinci cildinin sahife toplamı 623'tür. Bugün hiçbir okulda, lisede, hatta üniversitelerin fakültelerinde bir tek yıl içerisinde bu ölçüde bir dergi çıkmamaktadır. Bu derginin asıl değeri yaprak sayısının çokluğunda, yani niceliğinde değildir içindeki yazı, etüt, inceleme, hikaye ve şiirlerin niteliğindedir. Derginin 4 sayılık 1945 cildinde yer alan ciddi araştırma, inceleme ve tercümelerden bazılarının sadece başlıkları gözden geçirilirse, o yıllarda fikir ve bilim hayatımızda köy enstitülerinin yaptığı katkı kendiliğinden meydana çıkacaktır. Başlıklar şunlardır. Birinci sayıda Hasan olan Üregil Araplar Köyü'nün aralık bitkileri, Çukurova'da toprak ve müstahsil durumu, Bakırçayı Vadisi'ndeki 5 köyde ziraat işletmesi, bozkır ve söğüt kültürü, çekirge. İkinci sayıda köye göre çeyizin toplumsal anlamı, poça çiftliğinin poça köyü üzerinde sosyal etkileri, masallar nasıl derlenmeli, köyde tedavi ve ilaçlar, toprak meselesi, Yüksek Köy Enstitüsü'nde iç süslemeciliği. Üçüncü sayıda Aysız Otlar, Macar Köyü'nde bir aile, Kızılcı Hamam'da bir botanik gezisi, Hasan Oğlan Köy Enstitüsü'nde heykel ve mulaş işleri, Bir Doğu Köyü'nde. Dördüncü sayıda İbi Köyü'nde ödünçleşme, Sarap Köyü'nde çerçilik, bir müzik denemesi, kan gütme, toprak meselesi, vitaminli besinler, patates hastalıkları, tabiat kanunları. Bunlar derginin birinci cildindeki 123 inceleme, etüt, makale, şiir, hikaye ve tercümelerden seçilmiş birkaç başlıktır. Veli Dedeoğlu'nun değinemediği ikinci cildin ilk iki sayısı bir arada yayınlanmıştır. 92 sayfadır ve 56 yazı vardır içinde. Önceki sayılardan daha olgun bir düzeydedir. 1946'da iktidar olanların başlattığı ıslahat çalışmaları dergiyi de etkilemiştir. Hasan Ali Kenan Öner davasında kim yazılar suçlanmaya kalkış olmuştur. Oysa 6 sayıdaki tüm yazılarda devrimci eğitim imecesi içinde yetişenlerin, doğruyu kuşun ötüşünde sıkıntısı söyleyenlerin ayak sesleri, yürek vuruşları duyulmaktadır. Köy Enstitüleri programı yazma çalışmalarında güdülecek amaç talebinin kendi anlayış ve anlatış özelliklerini muhafaza ederek açık, düzgün ve özentisiz bir ifadeyle yazmalarını sağlamak olmalıdır. Köy Enstitülerine gelen talebe ekseriyetle gördüğünü, düşündüğünü ve bildiğini eksiksiz, fazlasız anlatmaya o kadar alışkındır ki bu meziyetlerini korumaya çalışmak başta başına bir yazı terbiyesi olacaktır. Çünkü eksiksiz ve fazlasız ifade yazı sanatının en üstün mertebesidir diyordu. Ürünlerde bu anlayışla sürdürülen eğitimin başarısı açıkça görülmektedir. 17 bin basılan dergi tüm enstitülerin Türkçe derslerinde okutulup incelenmektedir. Yüksek kısım 1. sınıf öğrencileri Eyüboğlu'nun bir dersinde ilk sayıdaki yazıları yazıda disiplin, dil sadeliği, gerçeğe dayanmak ve sonuca varmak, denmek isteyeni konunun gerektirdiğince duru, akıcı olarak söylemek, yaşamımızda yeri olmak niteliklerine göre değerlendirip ödüllendirmiştir. Bu nitelikler giderek enstitü kuşağı yazarlarının başarı nitelikleri olacaktır. Üçüncü sayıda ilginç bir imece ürünü bulunmaktadır. Hasan Oğlan Köy Enstitüsü 4 A kümesinin yazdığı Bizim Köy oyunu. Konservatuar, Tevildir'ın Bizim Şehrini oynamıştır açık hava tiyatrosunda. Ondan esinlenerek bizim köy yazmıştır 4A kümesi de. Dergi kolunun düzenlediği kimi etkinliklere de yer verilmektedir dergide. İşte hafta konuşmalarında iki ayda ele alınan konular ve konuşmacılar. Demokrasi ve Sosyalizm Kitap Tanıtma M. Şükrü Koç YK Öğrencisi Yeni Dünya Kitap Tanıtması Bekir Semerci YK Öğrencisi Freudizm Konferans İsa Öztürk, YK öğrencisi. Felsefe nedir? Konferans. Yunus Kazım Koni, YK ruh bilim öğretmeni. Milliyetçilik, laiklik, inkılapçılık. Konferans. Profesör Emmer Ziya Karal. İnsanlığın kurtuluşu. Kitap tanıtması. Haşim Kanar, YK öğrencisi. Tiyatronun önemi ve İrlanda tiyatrosu. Konferans. Profesör Safet Korkut dikkatle incelendiğinde derginin de bir köy enstitüsü gibi çalıştığı görülmektedir. 5. ve 6. sayılarda sağlıklı okuma alışkanlığını geliştirme amacıyla sınıf düzeyine göre her sayıda 10 kitap işine girişilmiştir. Tanıtılacak kitaplar dergi konunun düzenlediği seminerlerde saptanmaktadır. Önce öğütlenen kitaplar sırasıyla şunlardır. Cimri, Dişne Bahçesi, Ana, Şahika, Baraga'nın Dikenleri, Dubrovski, Öldüren Kutup, Gülüver'in Seyahatleri ve Robinson Kurus. Dergi kolunca bir de özet, tahlil, tenkit komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon öbür entelektüellerden gönderilmiş 800 yazı ile ilgili inceleme, değerlendirme sonuçlarına ilişkin raporunu yayınlamaktadır. Rapor sonraki çalışmaları ışık tutucu niteliktedir kısaca bir göz atmak bile köy enstitüleri dergisinin yeni bir yazın kuşağının yetişmesine öncülük ettiğini göstermektedir. Ne diyordu Tonguç? Köy enstitülerinde yetiştirilen çocuklar iskolastiğe köle olmaktan kurtarılmaya çalışılmıştır. Onların kültürleri cila şeklinde ezberlenerek benimsenmiş bilgi değil, iş içinde, iş vasıtasıyla öğrenilen gerçek ve öz bilgidir. Bu anlayışla yetişenlerin ürünlerini sergileyen Köy Enstitüleri Dergisi Eğitim Bilimciler, yazın tarihçileri için özgün bir inceleme kaynağıdır. Köy Enstitüleri Dergisi'nde yayınlanan haberler, enstitülerin belli dönemlerindeki çalışmalarını yansıtmaktadır. İşte 1944 ve 45 öğrenim yılı sonu Çifter Köy Enstitüsü haberleri şunlardır. Bu yıl enstitümüzü bitirenlerin sayısı 149'dur. Bunlara üretim araçları, at, araba, tohumluk verilmiş, her birine 40 liralık kitap gönderilmiştir. Yapı işleri. Mahmudiye bölümündeki en son büyük yapı bitti ve sağlık koluna teslim edildi. Yeni plandaki iki öğretmen evi de tamamlanmıştır. Eski helalar yıkılarak yerlerine çamaşırlık, dokuma işçiliği, dikiş işçiliği ve depo yapılmıştır. Hamidiye bölümündeki ikinci grup öğretmen evlerinden biri bitmiştir. Köy okulları tipindeki 8 yapıdan da biri tamamlanmış, öbürleri de tamamlanmak üzeredir. Yeni kooperatifin ilk katı bitmiştir. At ahırlarında önemli değişiklikler olmuştur. Teknik işler. İki tane iki zamanlı, iki dik silindirli 26 şar beygir gücünde dizel motoru alındı. Köşe bentten yapılan yeni dağıtma direğine kadar hava hatları 25'lik, ışık ana şebekeleri 16'lık, küçük şebekeler ise 10'luk tellerle değiştiriliyor. Hamidiye bölümüne onluk bir pikap, amplifikatör, bir iç bir de dış hoparlörle 7 lambalı lokalli bir radyo alındı. İki kamyonumuz var. İkisi de yılbaşında gelecek. İşliklerde Son yapılan üç kişilik elektrikli makineler ve ocaklarla çalıştığı için bunlarda araba yapılıyor. Günde 3 araba çıkartılıyor. Dikiş Bir yıldan beri tüm öğrencilerin çamaşırları, yazlık ve kışlık giysileri işliğimizde dikilmektedir. 1336 kışlık giysi bitirilmek üzeredir. Dokuma işliğinde sürekli 4 tezgah çalışıyor. 8 ayda kendi boyutlarımızın yönünden 1.50'ye 1.80 boyutunda 7 battaniye, 1168 metre, 2, 4, 8 ayakla yapılmış çeşitli dokumalar üretildi. Sağlık durumu Şimdilik arkadaşların sağlık durumu iyi. Hamidiye ve Mahmudiye revirlerinde çeşitli hastalıktan yatanlar sayısı 3-4 dolaylarında. Piravantoryum'da 4 arkadaşımız var. Bir inceleme Zatülcem geçirenlerle ölenlerin daha çok dinarlı olduğunu ortaya çıkarttı. Enstitümüzdeki 45 dinarlı arkadaş bakanlığın izniyle gönen köy Enstitüsü'ne gönderildi. Tarım, Bahçede Çekirdekten 1205 serdali, 3500 badem, bin akasya, bin elma ve armut fidanı yetiştirildi. Akasyalar sökülüp hendekleme yapıldı. Öbürleri baharda sökülerek terbiye tabalarına dikilecektir. Çelikten yetiştirilen 3000 kavağın bini başka yerlere dağıtılacaktır. Terbiye tabalarına 100 elma, 700 dut, 100 idris, kendi yerlerine de 300 elma, 25 dut, 25 vişne, 25 kayısı dikildi. Ormana 500 akasya ile 100 adet ak kabak dikildi. Bu yıl alınan sebzelerin miktarı şunlardır. 2 ton taze bakla, 4 ton biber, 2 ton lahana, 20 ton ıspanak, 9 ton soğan, 15 ton domates, 25 ton kabak, 3 ton sarımsak, 20 ton pırasa, 10 ton patates, 3 ton patlıcan, 3 ton turp, 2 ton havuç. Ayrıca 500 kilogram bezelye... 400 kg kuru bakla, 400 kg arpacık, 200 kg karnabahar, 500 kg bamya, 1500 kg fasulye ve 250 kg da vişne. Tarla ürünü 40.531 kg buğday, 13.096 kg arpa, 2.284 kg yulaf, 508 kg mercimek ve 154 kg nohut. 1945 ve 46 yılında 1281 dekar buğday ve 240 dekar arpa ekildi. Hayvancılık. Enstitünün Hamidiye ve Mahmutiye bölümlerinde 47 at, 250 koyun, 11 inek, 7 tay, 50 tavuk, 50 kaz, 10 ördek vardır. Koyunlardan 130'u satılarak haradan cins 10 inek, 1 boğa alındı. Ekipler bu yaz iki ekip Ankara'da, bir ekip Pulur'da çalıştı. Ayrıca Eskişehir, Afyon, Bozkır, Seydişehir köylerine 5-8 arasında ekipler gönderildi. Son sınıf öğrencileri de Hamidiye ve Mahmudiye köylerinin uygulama okullarını yaptı. Kooperatif Kooperatiflerimiz 21 bin lirayla işletiliyor. Yapısı şimdilik yetersiz. Serbest okuma Okuma dosyalarına göre 6 ayda okunan kitap sayısı 7000'dir. Herkes kendine göre köy enstitülü olsun, yeter ki olsun. Ekin, kişinin tarlasını işleyen eken çiftçi gibi düşüncesini, beğenisini geliştirmesi, yeni düşünceler, değerler üretmesi, yeni hasatlar kaldırması değil mi yaşamdan? Halkımızı, üzerinde yaşadığımız toprağı tanımadan çağdaşlaşmak, köklü yaratmalara ulaşmak olası mı? Öğretmenimiz Eyüboğlu, özümlediği insanlık ekiniyle eğilmişti Anadolu'ya. Biz bu toprakları yoğurmuşuz, bu topraklarda da bize. Onun için en eskiden en yenisine ne varsa yurdumuzda öz bizim. Halkımızın tarihi Anadolu'nun tarihidir diyordu. Enstitülerle girişilen halk kirizmasının en coşkulu kazmacasıydı ne fışkıracaksa halkın bağrından fışkıracaktı. Koca Tonguç'la kafa kafaya, omuz omuza girişmişti işe. Düşünleri, yükselen yapıların harcı, göveren ormanların öz suyu oluyordu. Hasan oğlandan bin kişilik açık hava tiyatrosu, köyün çeşmesi, dibek taşı kadar yerine oturmuştu. Susuzluğumuzu gideren, buğdayımıza kabuğunu arttıran bir ekin alanıydı. Öğrencileriyle İzmirlerden kopyalarını getirip Bozkır diktiği Milo Venüsü, Yunanlı Çocuk, Samatrakos Yontuları, Anamız Bacımız kadar yakındı bize. Onlardan gelen aydınlık, yoğunlaşarak Anadolu'yla kırılarak, istasyon tepesinde Nusret Suman Usta'nın yarattığı tohum saçan köylü yontusu oluyordu. Kafamızı, gönlümüzü doyuracak ekinin ekmeğin, yeni hamuru yoğrulmaya başlamıştı Hasan Oğlan'da en yaygın derlemelerle gelişecek folklor arşivinin hazırlıkları tamamlanmıştı. İlk derlemeler halk bilincimiz Perte Boratav'ın yüzünü güldürmüştü. Hasan Oğlan basım evinde basılan Türkler kitabının bir benzeri daha görülmemişti. Toprağa sağlam basılıyor, Anadolu'ya derinlemesine sahip çıkılıyordu. Eğitim kirizme yapmayı öğrenmekte. İş ve eğitim adlı yazısında diyordu ki öğretmenimiz Sokrates, Musa, Brahma, İsa, Muhammed, Dante, Montaigne, Galile, Shakespeare, Descartes, Spinoza, Rousseau, Marx, Freud, Pasteur, Darwin, Einstein gibi insan büyüklerinin getirdikleri ortak gerçek, bütün gerçeklerin aşılması gerektiği, kimsenin kimseye ezmeye hakkı olmadığı, iyiliğinde, güzelliğinde, doğruluğunda, yalnız çalışan, arayan, zincirini kıran, sınırlarını aşan, köleliklerin her türlüsünden, dinin bile köleliğinden kurtulmasını bilen insanlara vergi olduğudur. Bütün gerçekleri nasıl aşar, sınırlarını nasıl genişletir, zincirlerini nasıl kırar insan? Durukluğu, aktarmacılığı, yüzeyselliği, aşınmışı bir yana iterek, egemenlerin bize verdiği kadarıyla yetinmeyerek, korkuların baskıların ötesinde düşünerek ve arayarak, metinlerle Batı Edebiyatı derslerinde, eski Yunan'dan günümüze doğru düşün ve sanat yapıtları üzerinde kirizma yapmayı öğretiyordu bize. Bilindiği gibi kirizma, toprağı derin işlemek, en bolluklu verimlere hazırlamaktır. Binlerce ciltlik kitaplık günün her saatinde önümüzde açıktı. Dilediğimiz zaman, dilediğimiz kitabı alıp dedikleyebiliyorduk. Kitaplar, yıllanmış köylü çarığına döndükçe mutluluğuna diyecek yoktu Eyüboğlu'nun. Dergi kolu her hafta benzerlerinin ancak 1960'tan sonra yapılabildiğini gördüğümüz açık oturumlar, konferanslar, kitap tanıtma toplantılara düzenliyordu. Köy Enstitüleri dergisinin hazırlandığı oda, 20 Enstitü'nün beyni gibi çalışıyordu. Öğrencilikle işçilik birleştirilmişti. Daha akşam üzere Kırıkkale treninden inerken aramıza karışıyor yolda yemek yerken, dergi kolu odasında, derslikte iş alanında yanımızda oluyordu hep. Taze kazılmış toprağın üzerine oturarak günümüz şiirinden konuşuyordu. Duvar örerken o hafta açık hava tiyatrosunda oynanan oyun tartışılıyordu. Bilgiler, dondurulmuş izlenceler içinde verilmiyor, geliştirilen yaşam izlencemiz oluyordu. Derslikler, işlikler, yapım alanı, tarım alanı gürül gürüldü. Eyüp oğluna göre genç, arayıcı, bulucu, yaratıcıydı. Yeniliğin peşindeydi hep. Öğreni uygulaya yetişirdi. Zeka, özünde maddeyle oynama gücüydü. Kitapların amacı, insanları belli bir düşüncenin hamalı yapmak değil, tam tersine özgürce düşündürmek olmalıydı. Topraklar yoz, insanlar zorda, Hayvanlar bakımsız, barınaklar ilkel, yaşama ortamı çağ dışı nitelikteyken yetişme çağındakileri dört duvar arasına kapatıp gerçeklere sırt dönerek onlara egemen güçlerin kitap bilgilerini aktarmak, eğitimi çarpıtmak, insanı kendine, toplumuna yabancılaştırmaktır. Gerçek eğitim yaparken öğrenerek toprağı yozluktan, insanı zor durumdan, hayvanları bakımsızlıktan, barınakları ilkel'likten kurtarmaktır öğrenenin, öğretenin, yönetenin coşkulu bir imeceye katılmasıyla olur bu. Değişmeleri, yaşama ortamını değiştirmeleriyle olur. Köy enstitüleri bu memlekette kurulmuş kurulacak halkçı, gerçekçi, ilerici, kelimenin tam anlamıyla milli eğitim kurumlarının başında gelir. İlkin bu kurumlarda taklitçilikten kurtuluş, çağdaş dünya görüşüyle kendi koşullarına uygun, varlığımızın kökenlerine giden bir yol bulmuşuz tüketici okuldan üretici okula geçmişiz. Ezberciliğin yerine yaşayan, yaşatan bilgiyi koymuşuz. İnsanoğlunun seve seve, sevine sevine çalışacağını, işe koşacağını kanıtlamışız. İşçilikle öğrenciliği birleştirerek her ikisini de angarya olmaktan kurtarmışız. Çağdaş ekine, uygarlığa kaynaklık eden Yunan ekinini, uygarlığını inceledikten sonra göte, herkes kendine göre bir Yunanlı olsun, yeter ki olsun demiş. Kendi çoğunun, toplumunun koşulları içinde uygarlık ürünlerinden yararlanan, yararlandıran, onlara katkıda bulunan, yapıcı, yaratıcı bir kişi olsun. Doğayı, insanı, yaşamı sevsin. Dünyayı dünya etmeye çaba harcasın. Yaşamda tuzu bulunsun demeye getirmiş. Sebahattin Eyüpoğlu da, Hasanoğlan'daki öğretmenliği, tercüme bürosundaki dünya başyapıtlarını dilimize kazandırma işinin yürütülmesi... Herkeslerin enstitülere saldırmaya başladığı yıllardan yüreğinin durduğu güne değin devrimci, eğitim imecelerini yüreklilikle savunuşuyla tüm yaşamını coşkulu, verimli bir imeceye döndürmesiyle herkes kendine göre bir enstitül olsun, yeter ki olsun diyordu. Sabahattin Ali, Hasan Oğlan'da Yönetim evinin bitişiğindeki salonda toplanmıştık. Soluğumuzu tuta tuta bekliyorduk biri yerli biri yabancı iki büyük adam gelecekti. Karl Ebert ile Sabahattin Ali. Biz en çok Sabahattin Ali'yi merak ediyorduk. Marangozluk işlerinde bitirdiğim Kuyucaklı Yusuf'un serüveni yakıcı bir çizgi halinde içimde uzuyordu. Muazzezi kendi elimle köylüce yolundaki çamların dibine gömmüş, hırsızlar, ahlaksızlar kalabalığına tabancamdaki bütün kurşunları boşaltmış gibiydim. Kanı ve sesteki yeni dünyadaki öykülerle anamızın, babamızın çilesi, köyümüzün, toprağımızın kokusu vardı. Öbür yazarlara benzemiyordu Sabahattin Ali. Bize, bizim kadar yakın bir sesti. Kapıda göründüler. Uzun boylusu Karl Ebert, orta boylu, yuvarlak, sevimli yüzlü, ak saçlı, gözlüklü olanı Sabahattin Ali'ydi. Büyük coşkunlukla nasırlı ellerimizi birbirine vurmaya başladık. Ortalık yıkılıyordu alkıştan. İlkin Karl Ebert konuştu. Sabahattin Ali duraksamadan tatlı bir perteklikle dilimize çeviriyordu bu konuşmayı. Carl Ebert neler söylemişti şimdi pek anımsamıyorum. Ama Sabahattin Ali'nin sesi kulaklarımda, aydınlık yüzü tüm canlılığıyla gözlerimin önünde. Konuşma bitince şiir okumasını istedik kendisinden. Başını hafifçe yukarıya kaldırıp düşündü. Gözlerini bir noktaya dikti. Hiç nazlanmadan rüzgarı okudu. Karamsar bir şiirdi yalanlardan, sahtekarlıktan yakınıyor, kokmuş bir dünyadan rüzgarın temizliğine, sadeliğine sığınışı dile getiriyordu. Sonunda bakın dedi, bir açıklama, bir düzeltme yapma gereğini duyuyorum burada. Ellerinizle yükselttiğiniz yapıları, diktiğiniz ağaçları gördük. Bağı, açık hava tiyatrosunu, çalışmalarınızı gördük. Bambaşka bir hava esiyor Hasan oğlanda. Kişi kendini, dünyasını yeniliyor, mutluluk duyuyor burada. Biraz önce şiirimin bir yerinde insan olmak dokunuyor haysiyetime demiştim. Bunu dediğim zaman haklıydım. Ama Hasan oğlanı gördükten sonra düşüncemi değiştirdim. Umutlarım tazelendi. O dizeyi değiştirmek istiyorum. Gayrı insan olmak dokunmuyor haysiyetime. Aksine insan olmanın eşsiz onurunu, kıvancını duyuyorum. Fırsat bulursa bana Almanca öğretmek istiyordu. Gelişmek için yabancı dil şarttı. Vakit geçirmeden paçaları sıvamalıydım. Nerede rastlarsan yanıma sokul dürt beni. Çekilip bir kenarda çalışalım ama mutlaka dürt. Ben uzaktan seçemem diyordu. Çok sevinmiştim. Sabahattin Ali öğretmenim olacaktı. Olacaktı ama ben Hasan Hasanoğlan'daydım, o Ankara'daydı. Peki nasıl yürüyecekti bu iş? Dersleri bırakıp gidemezdim. O da yeniden Hasanoğlu'na gelemeyeceğine göre olası görünmüyordu sevincim kursağımda kalmıştı. Nasıl olduysa Ankara'da bir kez karşılaştık. Çok heyecanlıydı. Çöktüğümüz köşede ceketinin iç cebinden mavi pelur kağıdına makineyle yazılmış bir tomar şiir çıkardı. Bursa'dan yeni gelmişti. Koca usta dedi. Bir mitoloji tanrısı gibi Olimpos'a çekilmiş memleketinin insan manzaralarını çiziyor. Nazım bu halkın yetiştirdiği en büyük şairdir. Biz onu ezmeye çalışıyoruz. O ise yapıtlarıyla bizi yüceltiyor. Sonra sevgiyle, hayranlıkla okumaya başladı. Ah gözümün nuru, gözümün nuru. Yine yalan söylüyor antenler. Alın teri tacirleri kapatabilsin diye defteri yüzde yüz kârla fakat Ezrail'in sofrasından dönenler döndüler verilmiş kararlarla. Evet savaş bitecek, dünya değişecekti. Ama biz çok çalışmak, çok okumak zorundaydık hiç yitirecek zamanımız yoktu. İnsanlığın kültür kaynaklarına yeni yeni açılıyorduk daha. Yunan klasiklerinden başlayıp günümüze doğru tüm düşünme sanat ürünlerini özümlemeliydik. Solcu olmak, insan olmak demekti. Sol yapıtlar yüzlerce yıllık düşünce birikiminin sonucuydu çünkü. Marx'tan, kapitalden söz etmek yetmezdi. En geniş hümanist kültürle yoğrulmamız şarttı. Aradan yedi yıl geçmiş, köy enstitüleri kapanmıştı. Sabahattin Ali kişiye insan olmak dokunuyor haysiyetime dedirtecek bir ölümle ortadan kaldırılmıştı. Nazım vatanından kaçmak zorunda bırakılmıştı. Tevfik ilerinin üç müfettişi Kuyucaklı Yusuf'un hırsızlar, ahlaksızlar kalabalığına tabancasındaki bütün kurşunları boşalttığı kasabada tepeme dikilmiş soruyordu. Sabahattin Ali sık sık Hasanoğlu'na gelir miydi? diri, taze. Yüksekköy Enstitüsü'nde öğrenciydim. Sırtımda boz orbalarım, ayağımda postallarım vardı. Çalışma, bir şeyler başarma sevincinin içimizi sardığı, boz kırı suya, ışığa, hayata kavuşturmanın heyecanını duyduğumuz günlerdi. İçinde okuyacağımız, öğreneceğimiz yapıların duvarlarını kendimiz yükseltiyor, çatısını kendimiz çatı veriyorduk. Üstümüz başımız ter, avuçlarımız toprak kokuyordu iş günleri, yorgunluklar, yurdunu yeni değerlerle bezemek için didinen insan üzerine titrenecek güzellikteydi. Kolumuz, kafamız işledikçe bilgimiz artıyor, ufkumuz genişliyordu. Hepimiz bir yeniden doğuş tazeliği içindeydik. Şiir söylemek, bu destansı havanın türkülerini yakmak istiyordum. İçim dolu doluydu. Ama aydınlarımızın soluk ulaştıramadıkları yerlerden, köy dünyasından gelmiştim hamuru toprak üstünde tutulmuş kişilere onların şiiri yavan geliyordu. Özlediğim kanlı canlı bir dünyanın kanlı canlı şiirleriydi. Bir şeyler deniyor, yolda, derslikte, istasyonda, öğretmenimiz Sabahattin Eyüboğlu'nun yakasını bırakmıyordum. Deli eder insanı bu dünya, bu gece, bu yıldızlar, bu koku, bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. Tereyağından kıl çekercesine rahat ve güzel söylenmiş bu üç dizeyi ilk duyduğum gün iliklerime değin ürpermiştim. Dünyaya dört elle sarılma, deli dolu yaşama dileğini, sevgisini hiçbir şair bana bu denli içten duyurmamıştı. Eserleriyle ilk karşılaşmamda başımı döndüren bu sanatçıyı mutlaka tanımalıydım. Yeni bir yapıya başlamıştık. Tuğla haç tezgerileri gelip gidiyor, mala, çekiç sesleri ortalığı çınlatıyordu. Üst yandan arkadaşlar, başaran başaran, öğretmen seni çağırıyor diye seslendiler. Doğruldum, malamı bıraktım. Harçlı ellerimin tersiyle alnımı silerek yürüdüm. Çağıran Sabahattin Eyboğlu'ydu. Yanında da ince uzun dal gibi ak ceketli yüzü çiçek bozuğunu andıran biri vardı. Öğretmenim gülümseyerek Orhan Veli'yi tanımak istiyordum. İsteğini ona duyurdum. Kendisi kalktı geldi dedi. Demek Orhan Veli'ydi. O güzel şiirleri yazan kişi buydu. Demek bizleri görmek, tanımak için kalkmış ta buralara gelmişti. Ömrümde ilk kez bir sanatçıyla karşılaşıyordum. Sevinçten, şaşkınlıktan yüreğim küt küt atıyordu. O gün taze kazılmış topraklar üzerine oturarak saatlerce şiirden konuştuk. Ben okudum, o okudu, kendisine iyice kanımı sınmıştı. İşinin delisi bir insanı dinlemenin mutluluğu içerisindeydim. Şiiri sevdiğini biliyordum. Sabahattin Bey'le bazılarını okuduk diyordu. Ama sadece sevmek yetmez. İşin kolayından kaçınmak, çilesini çekmek gerek. Bir kere kalıplardan, alışılmış şeylerden sıyrılmaya bakmalı. Bütün imkanları zorlayarak yeni güzellikler aramanın, yaratmanın hansını bir düşün. İri sözleri, başkalarına akıl hocalığı etmeye kalkışanları şüpheyle karşılamalı. İşin değerini, o işin çilesini çeken bilir ancak. Tek inanacağın eleştirmeci zevkin sağduyun olsun. Oku, özellikle dediğim şekilde çalışanları oku. Şairlerden Melih'i, Oktay'ı, Sabahattin Kudret'i, Cahit Külebe'yi, Cumalı'yı oku. Bak nasıl da seveceksin. Ne güzel bir söyleşiydi. Şimdi sokaklarında diri taze, diri taze. Şimdi çıktı denizden, derya kuzuları diye bağırılarak, tezgere üzerinde ıslak, pırıltılı balıklar gezdirilen bir kasabadayım. Deniz için en güzel şiirleri söyleyen şairin ölümü, bana tanıştığımız günü anımsatıyor. Orhan Beyli şiirin o garip tadını damağımızda bırakarak, pek erken sustu. Nedense balıkçıların, diri taze, diri taze diye her bağırışında, hep aklıma o geliyor. Öyle ya, o da yazınımızın bir deri tazesi değil miydi?''